Günaydın. Saat 8'i 5 geçiyor. Akşam yağmur yağmış birazcık herhalde. Şimdi de mis gibi güzel bir hava. Kuşlar cıvıldıyor. Oh, ortalık çok güzel. Güneş çok güzel. Hava mis. İnşallah güzel bir gün olur dostlarım. Yaklaşık 1 kilodan biraz fazla kirazı ayıkladım. Çekirdeklerini çıkarttım. 5 bardak toz şekerle böyle geceden koydum. Şimdi sabaha kadar bekleteceğim. Dostlarım, sabahleyin olunca da reçelimizi yapmaya devam edeceğiz. Tekrar geldim reçelimin başına. Şu hale gelmiş dostlarım. İçindeki suyu da görüyorsunuz. Yeteri kadar su var. Şimdi birazdan altını açacağım. Kaynatmaya başlayacağım. Hadi bakalım, bismillah. Günaydınlar arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizleri soracak olursanız bizler çok çok iyiyiz. Yine böyle mutfaktan açılış yaptım. Mert'in kahvaltısını yaptırdım biraz önce. Şimdi reçelim, kiraz reçelim kıvam bulmuş mu diye bekliyorum. Dün akşam kirazlarımız vardı, köyden getirmiştik. Biraz yedik yedik ama dibinde kaldı. Kasayla getirdiğimiz için söylemesi ayıp, dolaba da sokamıyorum. Mert çok seviyor, o yedi, biz yedik akşamları. Bugün çarşamba, baktım dibinden hani böyle balkonda biraz böyle yumuşamaya başlamış. Hemen böyle 1,5 kilo kadar kalmıştı zaten. 1,5 kilo kadarını aldım. Kiraz reçeli yapmak istedim. Hatta akşam oturdum, onların çekirdeklerini ayıkladım. Ondan sonra da şekerlemek için koydum ocağın üstüne. Yaklaşık 1,5 kilo kiraza 4,5-5 bardağa yakın şeker koydum. İnşallah tadı güzel olmuştur. İlk defa da kiraz reçeli yapıyorum. Şimdi bekliyorum ki az önce altını kapattım. Hepinizin bildiği gibi kaynamaya başlayınca böyle bir tatlı kaşığı tereyağı koydum. Yarım limon suyu sıktım. Şimdi bir böyle neredeyse yarım saatten biraz daha fazladır kaynıyor. Şimdi bir porselen tabakta test yapıyorum. Şeyden alayım tabağımı. 5 dakika buzlukta beklettikten sonra bakın oynamıyor bile. Nasıl göstereyim ben size şunu, bir dakika. Bakın. Artık yeterince olmuş. Ben şimdi bunu sıcak sıcakken hemen kavanozlara doldurayım dostlarım. İnşallah güzel olmuştur. Tadına da biraz sonra şu soğuttuğum porselendekini tadarak başlayacağım. Şöyle küçük küçük şeyleri koyacağım. Bir yemelik dostlarım. Hemen kapağını kapatıp ters çeviriyorum ki o şekilde soğutayım. Geldim buraya, oturdum. Şimdi ne yapacaksın diye merak ediyorsunuz. Yarım yaprak saracağım dostlarım. Tarifin için uzun uzun anlatmıyorum. Sizlere zaten dün izlediğiniz 2 tane tarif attım. Daha sonra bir gün beraber de yaparız, olmadı yaprağı. Şimdi ben burada bunu masa olarak kullanıp şurada hazırlayacağım. Hem de televizyonu seyredeceğim karşıdan. Oturduğum yerden yapraklarımı yavaş yavaş saracağım. Şöyle içini de hazır ettim. Böyle en azından şöyle göstereyim yine size. İçini de hazır ettim. Buradan oturup yapraklarımı saracağım. Akşama da yemeğim hazır olsun. Kafamız rahat olsun. Skies of a different light, why noise it keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish.
Şöyle sarmamın son halini göstereyim dostlarım. Pişti, suyunu çekti. Ben yine yağlı, salçalı ve baharatlı bir sos yaptım. Buradan ekrandan bakınca biraz tombik tombik gözüküyor sarmalar. Ama gerçekten de çok çok minik minik değil. Bir parça dolgun yaptım. Çünkü içi dolu seviyor bizimkiler. Bir parça tombik olmuş olabilir. Ama ekrandan daha çok tombik çıkıyor. Neyse, inşallah lezzeti de yerindedir. Geldim, böyle köşeme oturdum dostlarım. Aslında bir tane kahve yapsaydım kendime çok güzel olurdu. Ama şimdi gider yaparım. Hak ettim bir kahveyi de. Bugün yine hamar attım üstümde gördüğünüz gibi. Ama bir taraftan da ehli keyifliyim de üstümde. Çünkü sarmayı mutfakta yapmak istemedim. Saatlerimi orada geçirmek istemedim. Buraya oturdum gördüğünüz gibi. Sevdiğim YouTuberları izleyerek sardım. Çok da zevkli oldu. Hiç anlamadım nasıl sardığımı. Ama gayet güzel oldu. Pişti. Böyle tripodsuz çekim yapmak çok zor oluyor. Tripodun ayakları gitti. Daldı biliyorsunuz. Kırıldı. Şimdi de böyle devamlı elimde çekmek durumunda kalıyorum. Tripod olunca elim boş kalıyor. Çok rahat çekiyorum. O yüzden de ne sarmayı ne de reçeli böyle istediğim gibi çekemedim. Ama işte görüntüleri aldınız ara ara. Şimdi biraz dinleyeyim. Yalnız tripodum gelecek, onu da söyleyeyim. Böyle bir taraftan da kargocuyu bekliyorum. Oktay sipariş verdi. Gelsin, bakarız, beraber açarız tripodu da. Ondan sonra rahat edeceğim inşallah. Onu bekleyinceye kadar dinleyip biraz kitap okumak istiyorum. Size okuduğum kitaplardan da tavsiyeler veriyorum, biliyorsunuz hoşunuza gidiyor. Bu Odu okuyorum şu anda, İskender Pala'nın. Yunus Emre'nin hayatını anlatıyor. Çok çok güzel bir kitap. Ben İskender Pala'nın kitaplarını çok seviyorum zaten. Daha önce, bundan önce de Mihmandar'ı okudum, bitirdim. O da Eyüp Sultan'ı anlatıyordu. Daha doğrusu Eyüp Sultan'ın Konstantinopolis önlerine geldiği zamanki anılarını anlatıyordu. Ve oradaki mücadeleleri ve orada vefat etmesini, İstanbul surlarının önünde onu anlatıyordu. O çok güzel bir kitap. Her ay bir kitap okumaya çalışıyorum. Bu aslında Mayıs ayının kitabı, daha bitiremedim. Bunu birkaç gün içinde bitirdikten sonra Haziran ayının kitabı olarak da Ellen Marie Bisseman'ın Erik Ağacı kitabını seçtim. Versiyon değiştirdim. Erik Ağacı tam bu mevsimi, tam bu döneme ait bir isim, bir kitap gibi geldi. İçeriği nasıldır bilemiyorum. Okudukça da paylaşırım. Bu Arkadya Yayınları'nın kitapları çok zevkli oluyor. Bazıları içli oluyor, size böyle dokunuyor. Bu kitapta öyle mi bilmiyorum. Köklerin neredeyse orada çiçek açarsın diyor. Okuyalım bakalım bunu da. Ondan sonrasında biraz da bir bu odayı süpürmem lazım. Bu odada şeyleri hazırladım. Fazla bir şey dökülmemiş yere yemek örtüsü, sofra örtüsü var diye. Mert de hazır arkadaşlarıyla buluşmaya gittiği için onun odasına da bir gireyim, bir temizleyeyim. Ondan sonra da zaten yavaş yavaş akşam oldu. Artık Oktay'ı beklerim, yine otururum. Dostlarım, şimdi dediğim gibi hem biraz kitap okuyayım hem de tripodumu bekleyeyim. İnşallah gelir bir an önce. Geldi dostlarım tripodum. Bakalım nasıl bir şey. Oktay sipariş etmişti. Çok merak ediyorum. Açalım bakalım şimdi hemen. Evet, bu şekilde dostlarım kurdum. Zaten şuraya kadar bir parçaydı. Şurası bir parça ekledim. Bunu buraya vidaladım. Sonra bu fleksiboru çıkıyor. Bunu fleksiboru buraya vidaladım. Ve en sonunda şunu döndüre buraya vidaladım. Hatta şöyle size ismini de göstereyim. Trendyol'dan Oktay almıştı.
Şurada da parçaların dediğim gibi ayağı üstüne şu parça çıkıyor. Yani şu şekilde koyuyorsunuz demekse. Sonra yuvarlak ışığını koyuyorsunuz. Sonra şu parçayı koyuyorsunuz. En sonunda şu parçayı koyuyorsunuz. Yani dediğim gibi ayak, şu parça bir, şu ışığı takıyoruz, şu boruyu takıyoruz ve şu tutucuyu takıyoruz. Şimdi esasında şu ışığını da denemek istiyorum ama powerbank'in de enerjisi bitmiş herhalde. Önce o kendini bir doldursun, sonra da ben ışığını deneyeceğim. Şöyle bir USB'ye takılıyor, o yüzden powerbank diyorum. Ucunu göstereyim size. 2 metreye yakın kordonu var. Ucu da bu şekilde. Powerbank'e taktığınız zaman ışığı da yanıyor. Bayağı da kademeli sanırım ışığı. Şöyle de göstereyim. Birkaç kademeli. Hatta gün ışığı, işte güneş ışığı, beyaz ışık gibi kademeleri varmış. Güle güle kullanalım. Artık geldi işte, böyle köşeye koyup rahat rahat çekimler yapabiliriz. Diğerleri bunun yanında oyuncak gibi kaldı gerçekten. Zaten ayakları dağıldı. Onları artık çöpe. Yeni tripodum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Evet dostlarım, ışığını da yaktım. Şöyle göstereyim sizlere. Hatta bir saniye. Şöyle. Bakın. Güneşi oldu. Arkadaki yansımadan anlayabilirsiniz. Şimdi perdeler kapalı olsa daha çok gösterecek kendini. Şimdi normal floresan gibi oldu. Şimdi bakın, ışığını azıcık daha söndürüyorum. Işığı hafifledi. Arttırıyorum kademe kademe. Bakın. Evet, güle güle kullanalım hep birlikte inşallah. Zaten ışıklı şeylere bayılırım. Bu da gayet güzel oldu. İnşallah ters çekimlerde beni karanlıkta bırakmayacak, ayakları dağılmayacak. Güzel güzel çekimler yapacağız hep birlikte. Evet, öyle böyle derken yine bir günün sonuna geldik. Ben yine mutfağa geçtim. Videoyu fazla uzatmayayım dedim sizlere. Artık yavaş yavaş akşam sofrasını hazırlamaya başlıyorum. Saat 6.30'a geliyor. Oktay neredeyse gelir. Şimdi ona kendi ellerimle sardığım sarmaları yedirme vakti. Dün yoğurt yaptım dostlarım. Organik bir yoğurt oldu. Daha kaşığı çalmadım. Şimdi bakıyorum. Ama yerinden oynamadığına göre güzel oldu. Biraz sonra da Oktay gelince kaşıkla alırız, bakarız. Bir dahakine yapışımızda size yoğurt mayalamayı ve bu yaptığım yaprak sarmasında tarifini veririm. Bugünlük anlatmadım dün çok anlattığım için. Birlikte yine beraber yaparız. Biri banyoya girdi gibi geldi de. Valla yaprak sarması da organik yoğurtta nefis olmuş dostlarım. O kadar lezzetliydi ki. Valla ellerime sağlık. Yapacak herkesin de ellerine sağlık. Yiyenlerin de ağzına sağlık. Gerçekten Allah'a şükürler olsun ki böyle sağlıklı afiyetle yedik. Bir de yaparken sevmek de çok önemli. Ben çok severek yapıyorum. Böyle şimdi evde olduğum için vaktim de var ya, gerçekten özene bezene yapmışım herhalde ki gerçekten yoğurdu
Belki Mert'in bebekliğinden beri mayalamamıştım. İşte bu yoğun iş temposunda o kadar oyalanmaya fırsatımız olmuyordu. Ama şimdi vaktim var. Güzelce süt bulmuşken yaptım. Sarmalarım da çok güzel olmuş dediğim gibi. Ellerimize sağlık. Bugünlük de burada bitsin. Lafı çok uzatmayayım. Herkese buradan çok çok selamlarımı gönderiyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.